Saçmalık. Öyle mi dersin? Anlattığın hikayeyi inanmamı bekleme benden. Kimim ben öyleyse? Ablamın fotoğraflarını görmüş olmalısın. Ona ne kadar benzediğim ortada. Kendine inandırsan iyi olur. Ben Murat'ın eski sevgilisinin ikiz kardeşiyim. Ne işin var burada? Uğrayayım dedim. Bir şey mi oldu? Az önce Bahar'ı gördüm. Nerede? Koridorda. Bana çok tuhaf şeyler anlattı. Biliyorum. Biliyor musun? Selin'in ikizi olduğunu söyledi. Doğru. Sence de bu biraz garip Hasret, değil mi? Hasret, oturur musun lütfen? Oturmayacağım. Bak Hasret. Bahar'ın anlattıkları tamamen gerçek. Ben de her şeyi birkaç gün önce öğrendim. Anladığım kadarıyla zor bir hayat geçirmiş. Ablasının ölümü de onu iyice etkilemiş. Sonra her şeyin sorumlusu olarak beni görüp intikam almaya çalışmış. Buraya kadar da gelmeyi başarmış. Ama bir noktada bu fikrinden vazgeçmiş. Hepsi bu. Her şey bu kadar basit mi sence? Basit olmadığını biliyorum. Ama biz aramızda her şeyi konuşup hallettik. İkimiz de farklı yollardayız artık. Ona bir gün okula dönebileceğini söylemiştim. O da sanırım dönmüş. Bütün bunlardan benim niye haberim yok Murat? Hocam pardon, derse gelecek misiniz diye soracaktım. Geliyorum Nevra, geliyorum. Hasret. Bahar'ın dediklerini düşünme, tamam mı? O konu tamamen kapandı. Ortada endişelenecek hiçbir şey yok. Tamam. Ne yapacaksın şimdi? Bilmem, mahalleye dönerim herhalde. Derse girmeyi düşünmüyorsun yani. Girebilir miyim? Bence hiçbir mahsuru yok. Buraya kadar gelmişken ders derstir. Sen sınıfa git Hasret. Ben Bahar'a uğrayıp bir merhaba diyeceğim. Hoş geldiniz Murat Bey. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Söylediklerinizi iyice düşündüm. Kariyerim açısından kalmanın daha iyi olduğuna karar verdim. Bence doğru bir karar vermişsin. Ben derse giriyorum. Hı hı.